Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü mübarek eylesin. Hayırınızı, yılınızı, ömrünüzü mübarek eylesin inşallah. Yine Mesnevi'den okuruz da az bir şey aşure ile alakalı geçen cumadan değindiydik. Bir şeyler konuşalım diye. Aşure'den Hazreti Hüseyin Efendimiz'den çıkar, Mesnevi'den de birkaç beyt okur, inşallah bu geceyi tamamlarız. Aşure, geriye doğru mitolojik bir hikaye. Nasıl mitolojik hikaye? Mesela işte zayıf da olsa rivayetler var. Nuh Aleyhisselam'ın Cuz Dağı'na gemisinin oturduğu gün, kurtuluşa erdiği gün. Bununla alakalı işte bir rivayet var. İsa Aleyhisselam'ın o günkü Musevilerin elinden kurtulduğu gün, göğe çıktığı gün. Rivayet var. Peygamberlerin başına gelen musibetlerde, sıkıntılarda peygamberlerin kurtuldukları veya ümmetlerinin kurtuldukları gün olarak. Tabi bu silsile olarak devam etmiş. Mesela en son Musa Aleyhisselam Firavun'un zulmünden denizde Cenab-ı Hak ona malum yol açarak kurtarmış kendisini ve kavmini. Peygamberlere tarih boyunca hep zulmedilmiş. Peygamberlere zulmedilirken de bu zulmün sebebi mevcut yapıya karşı çıkıştan dolayı. Her peygamber bir müşrik sisteme, bir müşrik topluluğa göndermiş. Bu müşrik topluluklar Allah tanımayanlar değil, şirk ehli. Dini kendi heva ve hevesine göre yorumlayanlar. Dini kendi heva ve hevesine göre tekrar dizayn edenler. Yoksa tarih boyunca Allah'ı inkar eden Allahsızlık hastalığı yok. Bu Allahsızlık hastalığı son 100 yılın hastalığı. Mesela o sebepten dolayı eski tefsirlere baktığınızda tefsirlerin hiçbirisinde de veya fıkıhçıların, kelamcıların hiçbirisi din uleması, değişik dallarda hangisine bakarsanız bakın, hiçbirisi de Allah'ın varlığını ispat noktasına gitmemişler. Hatta toplu bir hüküm var. Bir kimse Allah'ın varlığını inkar ediyorsa rahatsızdır. Hastadır ya. Akli dengesi olarak hastadır. Başka bir şey değil. Akılsız hükmünde. Onun da böyle hasta, rahatsız, psikolojik problemi olan, hani bizde 46'lık mı diyorlar, onun gibi görmüşler. Ve hiçbirisi de, yani geriye doğru gittiğinizde en eski tefsirlerden birisi Taberi'dir. Yani hemen tabiine yakındır. Mesela tabiinin Kur'an'ı tefsir etme gibi bir derdi yoktur. Kur'an'ı tefsir etmezler. Enteresan yaklaşımları vardır tabiinin. O selef imamı diyeyim. Şimdiki selefilerden ayırın onu. İmam-ı Azam selef imamıdır. İmam Şafii selef imamıdır. Bunun gibi. Ondan sonra bunları bugünkü selefilerden, yani bugünkü selefiler de derken Teymiye'den sonraki selefilerden, bugünkülerden, daha doğrusu Osmanlı'nın son döneminde Vahhabi, Abdurrahman Vahhabi ile birleştikten sonraki selefi akımdan bahsediyorum. Bunlar o seleflerden değil. İsimleri birbirine benzer. Aynı isimde olsa da Müseylemetül Kezzab'ın yalancı peygamber olduğu gibi. Yani o da peygamberim dedi. Şimdi de peygamberim diyenler var. Her peygamberin diyeni de peygamber tanıyacağız diye bir kaide yok. Daldan dala geçmiş gibi oldum. Ama o selef imamları ilk etapta Kur'an'ı tefsir etmezler için. Anlatırlar. Kendilerince ne manaya geldiğini etrafındakilere naklederler. Bir şey yazarsak o yazdığımız şey böyle tutuculuk olur, muhafazakarlık olur. Onun arkasından insanlar onu doğru gibi görür diye böyle bir hal vardır. Asla yazmazlar. Kur'an'ı yazarlar, hadisleri yazarlar.
fıkıh kitaplarının da önce yazılmayışının sebebi budur. Çünkü fıkıhta iştihad edenler de hep yenilenir iştihad. Bunları böyle anlatmamın bir sebebi de şu. Şu anda İslam dünyasında benim bu tespitimi eleştiriye açık. İslam dünyasında aşırı bir muhafazakarlık, bir bağnazlık, bir tutuculuk, bir körlük var. Bunu aşamıyor. Ve bunu aşamazsa İslam dünyası ne yazık ki kendisini yenileyemezse bir 100 yıl daha kaybedecek. Bir 200 yıl kaybetti, bir 100 yıl daha kaybedecek. İşte o peygamberler kendi zamanlarında oluşmuş olan zalim, putperest, paganist, kendi heva ve hevesine uymuş sistemlerin, düzenlerin içerisinde Allah'ın hakka dayalı, hukuka dayalı, merhamete, şefkate dayalı, zalimliğe dayanmayan, mazlumun yanında olan bir yeni bir sistem getirmişler. Yeni bir sistem getirince mevcut hiyerarşik ve oligarşik yapı o peygamberleri hep boğmaya, onun arkasından gelen müntesiplerini yok etmeye çalışmışlar. Bu tarih boyunca böyle olmuş. Ne zamana kadar? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadar. O da Mekke'de Allah'ın dinini açıklamaya başladığında Mekke'li müşrikler de aynı şeyi ona yaptılar. Zulmettiler, sıkıntı verdiler. Ona karşı olan davranış biçimlerini anlatmamıza gerek yok. İşte Aşura bu manada Adem'den itibaren, hatta bir rivayet var, Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin buluştuğu gün Arasat'ta. Uzun yıllar tövbe ediyorlar, dünyada birbirlerinden ayrı yaşıyorlar ve Cenab-ı Hak onların tövbelerini kabul ediyor. Tövbelerini kabul edip onları bugünkü Hüccac'ın Arafat'ta toplandığı yerde bir araya geliyorlar. Bir araya geldikten sonra tövbelerinin kabulüne işaret. Ondan sonra birbirlerini bulduktan sonra hayatları devam ediyor. Normalde işte bu Aşure günü bununla alakalı. Biz daha mitolojik hikaye derken bunu Adem'e dayandırabiliriz. Adem'den itibaren her Muharrem'in 10. ayı bütün bu noktada kendince inanış sahipleri. Mesela Hristiyanlar şükran günü olarak kutlarlar ya, Aralık'ın 25'idir onların şükran yemeği yerler. Şükran günlerinin sebebi İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılışı. Yani o günkü müşriklerin elinden kurtuluşunun şükranını yaparlar. Bunun gibi mesela Musevilerde, tabi bu arada iki rivayet var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Mekke'de bu oruca devam ettiğine dair hadisler var. Bir rivayet daha var, bu oruçla Medine'de tanışıyor. Medine'ye hicret edince, çünkü Mekke'de hiç Yahudi yok. Mekke'de bir Hristiyan da yok. Mekke'de Hristiyan ve Yahudi yok. Medine'ye göçünce, hicret edince Medine'de Hristiyan da var, Yahudi de var. Mekke'de putperestler var, müşrikler var, bir de İbrahimiler var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri İbrahimilerden. O hiç putlara tapmıyor. İbrahimilerin hiçbirisi putlara tapmıyor. Beni Haşim soyu puta tapmıyor hiç. Böyle bir şeylikleri yok. İbrahim'i çünkü hepsi de. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Medine'ye hicret edince ilk Muharrem'de bakıyor ki bu ikinci rivayet. Oradaki Yahudiler oruç tutuyorlar. Yahudiden dönme Müslümanlar var. Onlara soruyor, bu oruç ne orucu? Diyorlar ki ya Resulallah, bugün Musa aleyhisselamın Firavun'un ve askerlerinin elinden kurtulduğu gün. Bizim için şükran günü. Biz bugünün için oruç tutuyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri madem böyle bir oruç var,
biz bu oruca daha layıkız diyor. Bütün sahabeye haber veriyor. Diyor ki bugün herkes oruç tutsun. Yemek yemeyenler niyet etsin. Yemek yiyenler de diyor. Yemek yiyenler de yemeği kessin. Bundan itibaren oruca devam etsin. Çünkü bir ibadete oturtturuyor. Bir ibadet oturtturuluyor ya. Yani yarın sabah bekletmeyin diyor. Ve oruç tutmaya başlıyorlar. Bir noktada bitireceğim aşureyi şimdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri son öleceği yıl diyor ki Allah izin verir. Sağ kalırsa bilakis sene diyor 2 gün tutacağım aşure orucunu. 10-11 veya 9-10. Bunu Allah alem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir tespitte bulunmak gerekirse mesela işte şeyde Mekke döneminde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke müşriklerine benzememek için muhalefet ederdi hep. Ona ayet-i kerime var ya, kalbini ona döndürüveriz. Tehdit var. Mekke fethedildikten sonra muhalefet edilecek müşrik yok. Bu sefer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hristiyanlara ve Yahudilere muhalefet etmeye başladı. Allah alem bu 2 günlük oruç Yahudilere muhalefetten dolayı olabilir. Yani bir dahaki seneye 2 gün tutacağım. Çünkü o gün öz seneye kadar 1 gün tutulmuş, bir dahaki seneye 2 gün tutacağım diyor. Buradan hareket ederekten imamların bir kısmı belki de o yüzden diyorlar 2 gün oruç tutulması lazım diye. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hep 1 gün tutmuş. Son yıl Allah izin verirse 2 yıl tutacağım, 2 gün tutacağım demiş. Tutamamış. Aşura'nın Adem'den itibaren böyle bir geliş yolu var. Ve hep peygamberler mevcut sistemle yaka paça olup o sistem onlara zulmetmeye çalışınca hep böyle ya ümmetleri ya da kendileri bir zulümden kurtulmuşlar, bir afattan kurtulmuşlar, bir sıkıntıdan kurtulmuşlar. Vakti ki gün gelir, tarih çatar, Hazreti Hüseyin Efendimiz. Ve Aşura bu manada sevinç günü, mutluluk günü, kurtuluş günüdür. Ama İslam'ın içerisine bir ateş topu düşer. Muaviye ondan önce Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleridir. Halife. Şehit edilir. Şehit edildikten sonra Hazreti Hasan Efendimiz küfededir. Hazreti Hasan küfede bulunurken küfeliler Hazreti Hasan Efendimiz'e biat etmek isterler. Halife olarak. Halifenin seçilmesi için aşere-i mübeşşere yoktur artık. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine kadar aşere-i mübeşşere vardır. Cennetle müjdelenen 10 sahabe. Bu cennetle müjdelenen 10 sahabe 4 halifeyi belirler. Hazreti Ebubekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz, Ali Efendimiz. Tabi bununla alakalı Şia kaynaklarında veya başka kaynaklarda değişik şeyler okuyabilirsiniz. Veya Türkiye'de gizli Şialar var, biz Şiayız da diyemiyorlar. Gizli Şiaların bu konuda değişik rivayetler okuyabilirsiniz. Doğrudur, değildir, hiç tartışma. Hiç tartışma. Hazreti Hasan Efendimiz Muaviye lehine hilafetlikten çekilir. Bunu camide halkın içerisinde ilan ederler. Zaten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hazreti Hasan Efendimizle alakalı der ki işte bu iki
topluluğu barıştıracak olan oğlumdur. Her ikisi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin torunu, zahiren manen oğul. Manen oğul. Her ikisi için de der ki bunlar benim oğullarımdır. Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretleri hilafetten çekilince Küfe'den Medine'ye göç eder. Aynı şekilde de Hazreti Hüseyin Efendimiz de zaten o esnada Medine'dedir. O da Medine'de duruyordur. İkisi de Medine'ye gelirler. Hilafetle alakalı hiçbir şey yapmazlar. Muaviye zaten Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri zamanında Şam valisidir. O Şam valisiyken zaten diğer valiliklerde de etkindir. Devletin içerisinde de etkindir. Çok etkinliklerini kullanır. Valilerle, askerlerle devamlı irtibat halindedir. Güç elindedir. Validen fazla devlet başkanlığı yapar. Para, vergi toplar. Ganimetleri toplar. Ağır vergiler vardır. Şam'da valilik veyahut da Şam devleti çok güçlüdür. Parayla alakalı hiç sıkıntıları yoktur. Mesela Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh hazretleri halifelikten feragat edince her ikisine 2000 altın tasadduk eder. Hatta der ki bugüne kadar görüp görebileceğiniz en iyi tasadduku ben yaptım size der. Hazreti Hasan Efendimiz de döner. Sen de görüp görebileceğin en iyi insanlara tasadduk ettin der. Yani görüp görebileceğin en iyi insanlara tasadduk ettin der. Tabi Muaviye bu manada tabiri caizse komplo devletçidir. Böyle komplo kuran devlet mantıkları vardır ya ondandır. Aşırı devletçi, aşırı devleti muhafaza eden, koruyan, hükümeti haklı çıkarmaya çalışan, yani devleti idare eden hükümettir çünkü. Her şey devletin ve hükümetin ve sistemin selametli için mübahtır. Muaviye devlet mantığı budur. Vergi, katliamlar, suikastler, adam kayırmalar, hukuku çarpıtmak, İslam hukukundan geçmek, her şeyi sülaleye, sultanlığa, aileye devşirer. Etrafında sülaleden ve aileden bir teşkilat kuran sistemdir. Muaviye'nin etrafında ve valilerinde etrafındaki atadığı kimselerde kendi sülalesinin dışında kimse yoktur. Mesela kendisi vali olduğunda Medine'nin valisi oğludur. Bir oğlu Medine valisidir. Normalde halifeliğinde. Bunun gibi etraftaki bütün valilikler akrabalarındandır. Ama bu yapılanma ta Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerine dayanır. Hazreti Osman Efendimizin zamanında bu yapılanma devam eder. Devletin içerisinde bir güç olur. Devletin içerisinde bir güç olur. Ayrı bir güçtür o. Ayrı bir güç olduğunu nereden biliyoruz? Hazreti Osman Efendimizin evi ve başkanlık kulübesi muhasara altına alınır. Dışarıdan bir grup Müslümanlar gelir. Nereden geldikleri belli değildir. Mısır'dan, Yemen'den, Basra'dan, ondan sonra Şam'dan, her yerden Müslümanlar toplanır. Üçer, beşer, onlar 15'er. Bir rivayette işte 3000 kişilik bir grup oluştururlar. Ve bunlar Medine-i Münevvere'de Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerinin etrafını sararlar. Hazreti Osman Efendimiz devlet başkanlığı yapamaz hale gelir. Aç susuz. Bu esnada Muaviye 5000 kişilik tam teçhizatlı Şam'dan ordu döndürür.
Bunlar Medine-i Münevveri'nin dışında çadır kurarlar ve meşhurdur. Muaviye der ki benden haber gelmedikçe hiçbir şey yapmayacaksınız. O grup Hazreti Osman Efendimiz'i şehit eder, çekilirler. Bu sefer Şam ordusunu geri çeker. Sanki Hazreti Osman Efendimiz şehit edilsin diye nezaret etmiş gibi. Ardından aşere-i mübeşşereden kalanlar, 4 kişi kalmışlardı zaten. O 4 kişi de Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini seçerler. Ondan sonra da Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinde kalır. Ve Muaviye teşkilatı kurmuştur. Bu teşkilatı Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinden Hazreti Hasan Efendimiz'e geçer. Hazreti Hasan Efendimiz halifeliği Hazreti Muaviye'nin lehine bıraktıktan sonra o halife olur. Halife olunca iyice teşkilatını yerleştirir. Ölmezden önce son demlerinde Şam'da vefat eder. Oğlu Yezid'i halife ilan ettirir. Vasiyetle. Ve Yezid halifeliğini ilan eder. Tabi bu arada Yezid hemen halife olur olmaz. Yezid'in çekildiği 3-4 kişi insan vardır. Bunlar ümmetin içerisinde akil, ümmetin peşinden gideceği, Mekke ve Medine, Hicaz'daki insanların, Yemen'deki insanların onları dinleyeceği kimseler vardır. Birisi Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleridir. Sağ olan. Çünkü Hazreti Hasan Efendimiz ondan önce Muaviye'nin göndermiş olduğu, hediye ettiği bir cariye tarafından zehirlenir. 40 gün ishal hastalığına tutulur, 40 gün ishal olur, 40 gün ishal olduktan sonra vefat eder. Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Ayşe annemize rica eder, der ki beni dedemin yanına gömün. Ve bu isteği zamanın Medine valisi tarafından kabul görmez. Hazreti Ayşe annemizin özel mülküdür orası çünkü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin defnedildiği yer Hazreti Ayşe annemizindir. Ev onundur. Oda onundur. Mülkiyeti Hazreti Ayşe annemize aittir. Dikkat edin. Oranın mülkiyeti Hazreti Ayşe annemize aittir. Peygamberler ölmüş oldukları evde gömülürler hadisince oraya gömülür. Hazreti Ayşe annemiz istemeseydi gömdürmezdi orayı. Diyebilirdi. Ben burada gömülmesini istemiyorum diye. Oraya gömülür. Oranın mülkü Hazreti Ayşe annemize aittir. Ayşe annemiz müsaade etmesine rağmen vali, Muaviye'nin valisi bunu kabul etmez. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz de bir olay çıkmasın diye ısrar etmezler. Ama ardından bir tek Hazreti Hüseyin Efendimiz kalır. Hazreti Hüseyin Efendimizin yanında Hazreti Ali Efendimizin ikinci eşinden olma bir kardeşi daha vardır. Ayrıyetten Yezid'in hoşuna gitmeyen, çekindiği Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah vardır. Yezid'in üçüncü çekindiği Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin oğlu Abdullah'tır. Bir de bir Abdullah var. Züfer diyeceğim geliyor. Sağ şimdi ismi aklıma gelmedi. 4 Abdullah'ın 3 tanesi. Bu 4 Abdullah'ın Hazreti Abbas'ın, Hazreti Ömer Efendimiz'in bir de şimdi adı aklıma gelmedi babasının adı. Bu 4 Abdullah'ın 3 tanesinden ve bir de Hazreti Hüseyin Efendimiz'den Yezid çok çekinir. Ve Yezid daha hemen hilafete geçer geçmez, geçer geçmez Medine valisine yazı gönderir, mektup gönderir. Der ki Hazreti Hüseyin'in
radıyallahu anh hazretlerinin biatını al, biatını sana vermezse, çok amiyane bir tabir ama, kellesini bana getirler. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i valiye çağırırlar. Hazreti Hüseyin Efendimiz valiye gider, giderken de kardeşini, yeğenlerini alır, hepsi de kılıç kuşanırlar. Valinin kapısından içeri girerler. Der ki Hazreti Hüseyin Efendimiz seslendiğim anda içeri girer. Tabii valiyle görüşür, vali onun biatlaşmasını ister. O da valiye der ki biz burada biatlaşsak bir anlamı kalmaz, siyasete bakın. Bunu halkın içerisinde yapmamız gerekir ki halk benim biatlaştığımı görsünler. Bir problem yok der. Ama o tabii valinin yanında birisi daha vardır. Şimdi adı aklıma gelmiyor. Onların isim arkadaşlar bilirler. İsim ezberleme sıkıntım var. Hatırımda tutamama sıkıntım var. Velhasıl o kimse illaki der ki ambuam onun başını al der. Hazreti Ali Hüseyin Efendimiz onlara böyle sert yaparaktan valiliği terk eder. Ve kardeşi der ki o Fatıma'dan olmayan kardeşi der ki sen der durma burada. Eğer burada durursan bunlar askerlerle senin evini basarlar. Korkarım ki diyor sana bir kötülük yaparlar. Bu sefer Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri oradaki kız kardeşlerini, oğlan kardeşlerini, yeğenlerini hepsini beraber alaraktan Mekke'ye doğru yola çıkar. Ardından 60 kişilik bir askeri birlik gönderirler atlı. Onları yakalasın, onları öldürsün diye ama Hazreti Hüseyin Efendimiz farklı bir yoldan Mekke yoluna gider. Böylece yakalayamazlar ve Hazreti Hüseyin Efendimiz Mekke'ye gider, Mekke'de oturur. Mekke'de de çünkü dostları vardır. Mekke'de Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah vardır, akrabadır. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah vardır. Ondan sonra onlarla istişare ederler, görüşürler. Sonra o kardeşi de gelir. Hatta o kardeşi der ki Mekke'de de durma. Sen der Yemen'e git. Gittiğin yerde halk sana biat etmek isteyecek. Halk sana biat etmek istediğinden başın hep belaya girecek der. Ve Küfelilerden mektup gelir. Küfeliler illaki davet ederler. Hatta bir geldiklerinde bir rivayette yanlarında 70-80 kişilik bir heyet vardır. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin arkadaşlarıdır bunlar. Onunla beraber hareket edenlerdir. Bir rivayette onlarla beraber Küfe'ye dönerken onlardan da 70-80 kişi şehit olur. Şeyde, Kerbela'da. 72 tane Ehl-i Beyt. Ben öyle biliyorum 80 kusur da şey var. Küfelilerden var. Ve o Küfeliler mektup getirirler. Bir daha mektup gönderirler. Bir daha mektup gönderirler. Hazreti Hüseyin Efendimiz Küfe'ye yola çıkar. Asla geri dönmek istemez. Ve Yezid'in askerleri onu Kerbela'ya doğru yürütürler, sürerler. Ve en son Kerbela'da o malum olay olur. Ve Yezid'in askerleri 72 tane Ehl-i Beyt'ten 80 kusur da Küfelilerden hepsini de şehit ederler ve şehit olanların hepsini gövdelerinden başlarını ayırırlar Ehl-i Beyt'ten. Rivayet edilir. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in vücudunu yerlerde süründürdükleri, atın arkasına bağlayıp öle götürdükleri, mübarek başını bir torbanın içerisine koyarlar. Ondan sonra işte Küfe'ye götürürler. Küfe'den Şam'a götürürler. Şam'a götürdüklerinde bir rivayet var. Şam'daki Emevi Camii'nin kuyusunda yıkanır mübarek başı. Ondan sonra oraya defnedilir. Bir rivayet bu. Şimdi Aşura bundan sonra İslam dünyasının bir kısmınca ağıt günü, yas günü olarak kutlanmaya başlamış.
İslam'ın temel felsefesinde, inancında bir ağıt günü yoktur, yas günü yoktur. Bir kimse vefat ederse ehline, yani eşine, çocuklarına, yakın akrabalarına 3 gün üzüntü günü vardır. Bir kimse ancak 3 gün üzülebilir. O da birinci derecede akrabalarıdır, yakınlarıdır. İşte eşi ve çocukları gibi. 3 günden sonra yas yoktur diye hadis-i şerif var. İslam'da yas 3 gündür en fazla. 3 günden fazla yas yoktur. Ama Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri gibi cennetin efendisi olarak ilan edilmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin her ikisi için birer gözüm dedi ve kucağından indirmedi. Benim sulbüm bunlardan gelecek dedi. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin biricik torunlarını Yezid o saltanatlık uğruna şehit eder. Hazreti Hüseyin Efendimiz aslında Adem'den itibaren süre gelen peygamberlerin sünnetini yerine getirmiştir. Çünkü tüm peygamberler Kur'an ve sünnetin dışındaki sistem ve oluşumlara hepsine karşı çıkmışlardır. Hazreti Hüseyin Efendimizin karşı çıkışı Kur'an ve sünnet içindir. Kur'an ve sünnetin doğrularının yaşanmasını ister. Çünkü Kur'an ve sünnete göre mevcut o günkü o ana kadar gelen uygulamaya göre gelecek olan halifenin şura tarafından seçilmesi gerekir. Bir şura oluşmalı, o şuraya göre seçim olmalıdır. O güne kadar şura aşere-i mübeşşeredir. Ama aşere-i mübeşşere kalmadığından dolayı İslam'ın içerisinde bir şura sistemi kurulmalı, o şura sistemine göre biatlaşılmalı. Ya da Müslümanlar kime biat ediyorlarsa, biat ettikleri kimse hangisinde çoğunluk ise o çoğunluğa tabi olmaları gerekirdi. Yalnız bunu böyle bugünkü seçim sistemiyle, bugünkü demokrasi denilen kandırmacayla bunu böyle aynı kefeye koymayın ha. Yani hemen şimdi kendi kafanızdan ya burada da seçim oluyor, bu o zaman bu da bu sistem de İslami sistemdir, biz de İslam devletindeyiz filan diye düşünmeyin. Böyle bir şey düşünür söylerseniz kanunen suç zaten. Yani bunu söyleyemezsiniz. Burası İslam devleti derseniz suç işlemiş olursunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik hukuk sistemine dayalı bir devlet sistemidir. Siz o buna dayalı devlet sistemini teokratik sisteme döndürmeye çalışmaktan savcılıkta ifadenizi alırlar sizi. Hatta orada böyle ben Müslüman kesileceğim, İslam kesileceğim deyip de ya savcı bey işte bu memleket İslam olmalı derseniz kodeste nefeslenirsiniz. Öyle bir şey başınıza gelirse yürüyecek olduğunuz yolda siyaset yapılır. Siz savcıya soru sorun. Sizce İslam mı savcı bey deyin? O değil diyecek zaten. Ben de öyle görüyorum diyeceksiniz sonra. Savcı sizi yutturmasın ona göre. Size içeri atmak isterse uyanıklık yapabilir. Uyanıklık yaparak da sizi kandırabilir. Siz bu memleket İslam olmalı dediğiniz an sizi içeri atabilir. Teokratik sisteme geçmek istiyor diye. Siz ona soru soracaksınız. Uyanık olun. O diyecek ki bu memleket İslam olmalı, öyle mi düşünüyorsunuz savcı bey diyecek. İşte yazıyor, yaz kızım önünde. Bana diyor ki, işte Mustafa Özbağ, ana adı, baba adı, şu bu, neyse. Bakıyor şimdi önündeki evra, sanki bir şey varmış gibi bakıyor. Yani bir şey inceliyormuş gibi. Yani aslında ondan sonra Türkiye'nin %99.9'u Müslüman, yani aslında İslam olmalı. Öyle değil mi? Şimdi ne alakadır canım? Öyle desen, kız orada, yaz kızım orada. Şahit. Öyle dedi mi? Evet. Öyle mi olmalı savcı bey dedim.
Nasıl yani dedim. Yani %99'u Müslüman olan bir ülkenin dedim yönetim sistemi de İslami mi olmalı? Öyle mi diyorsunuz dedim. Hayır dedi, sen öyle demişsin. Nerede demişim dedim ben. Sen demedin mi böyle dedi. Yok ben nerede demişim onu soruyorum Savcı Bey dedi. Baktı. O seninle uğraşacağız o zaman dedi. Yok dedim estağfurullah Savcı Bey neden uğraşacaksınız dedim. Uğraşmayın gönderiyorum şuradan dedim ben. Uğraşma gönder. Yok yok dedi. Sen şimdi dedi %99'u Müslüman olan bir yer dedi İslam olsun istemiyor musun dedi. Ne dersiniz? Ya %99 Müslüman olan bir ülke zaten İslam'dır dedim milletçe dedim ben. Hani devletçe değil yani. Siz diyorsunuz dedim devletçe değil diye. Ya biz böyle mi konuşacağız sizinle dedi. Ne konuşalım Savcı Bey dedim. Siz soruyorsunuz ben de cevap veriyorum. Ağzından avlayacak seni. Sen diyeceksin ki İslam olmalı devlet. Kimsenin arkadaşların Ahmet Mehmet Hüseyin. Gelin bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık demokratik hukuk devletini teokratik sisteme çevirmekten, teşekkül kurmaktan gürbet içerisin. Evet. İşte Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şimdi hep böyle aşure yeniliyor ya. Şimdi işin bir de en ilginç tarafı da şu. Türkiye'de bunun elinde tutan, gündeminde tutan da Aleviler. Biz Sünni kesim de böyle aşureden uzak duruyoruz biraz. Bizi Alevi diyecekler diye. Biz böyle biraz Hazreti Hüseyin Efendimiz'den böyle mesafe koyuyoruz aramıza. Yani Hazreti Hüseyin Efendimiz'i çok sevdiğimizi beyan edersek damga hazır. Geç Alevidir. Bize öyle dediler çünkü. Siz Alevisiniz. Ha Hazreti Ali Efendimiz'i severiz. Alevi misiniz? Hazreti Ali Efendimiz'i severiz. Bir gün birisi öyle dedi. Neden Aleviyiz demiyorsun dedi. Ya dedim Alevinin içerisinde Ermenisi var. Şeytana tapanı var. Ateşe tapanı var. Namaz kılmayan, hatta namaz yok diyen var. Kur'an-ı Kerim'i inkar eden var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine yanlışlıkla peygamberlik geldi. Hazreti Ali Efendimiz'e gelmesi lazımdı. Cebrail şaşırdı diyen var. Nasıl Aleviyim diyeyim dedim ben. Bunlar da var içinde. Ama Hazreti Ali Efendimiz'i sevmekse Alevilik, evet dedim ben o manada Aleviyim. Bunda bir sıkıntı yok. Oysa biz Ehl-i Beyt'i seveceksek, biz daha layığız ona, sevme noktasında. İşte Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şu hedamanın sebebi, hani hadislerde, ayetlerde bir esbab-ı nüzul vardır ya, sebep ne? Ayet-i kerimenin sebebi ne? Hadis-i şerifin sebebi ne? Meseleyi anlamamız için, o ayetin ne manaya geldiğini anlamamız için, o hadis-i şerifin ne manaya geldiğini anlamamız için esbab-ı nüzulüne bakmak gerekir. O esbab-ı nüzulünü bilirsek meselenin nedenini, niçinini öğrenir, meseleye hakim oluruz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şüheda şerbetini içme sebebi zalim. Kur'an ve sünnetin dışında hareket eden, Kur'an ve sünneti kendisine ölçü görmeyen, Kur'an ve sünnetin hukukunu reddeden, Kur'an ve sünnetin davranış biçimini reddeden, bu noktada bir ailenin, bir sülalenin, bir kavmin hegemonyasını kuran, devleti kavimleştiren, bu noktada o kavmin müntesiplerini devlete yerleştiren, hukuku kendi kafasına göre dizayn eden, zenginleri kendine dost, fukarayı kendine düşman eden, fukarayı iyice ezen, zengini de iyice yükselten, toprak ağalığını kurduran ve Müslümanların İslam'ın topraklarını belli insanlara dağıtan, belli insanlara peşkeş çeken,
bu sisteme karşı Hazreti Hüseyin Efendimiz baş kaldırdı. Aslında dedesinin yolunda gitti. Dedesi nasıl Mekke-i Mükerreme'de müşrik bir sisteme karşı baş kaldırdıysa, Hazreti Hüseyin Efendimiz de işte böyle bir sisteme karşı baş kaldırdı. Nasıl Musa Aleyhisselam o günkü cebbar olan Firavun'a karşı baş kaldırdıysa, Hazreti Hüseyin Efendimiz de baş kaldırdı. Nasıl İbrahim Aleyhisselam Nemrud'a baş kaldırdıysa, nasıl baş kaldırdıysa, işte Hazreti Hüseyin Efendimiz de günün Nemrud'una, günün Firavun'a, Firavun'una baş kaldırdı. Şimdi aşureler yeniliyor, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in arkasından ağıtlar yakılıyor. Ama niçin baş kaldırdığının anlamı bilinmiyor. Bir anlamsızlık var. Ya da bu anlam insanlara zor geliyor. Bizim hepimizin kasasına, masasına, makamına, mevkiine zor geliyor. Biz baş kaldıramıyoruz Kur'an ve sünnetin dışındaki her şeye. Ne nefsimizde, içimizde, ne de dışımızda. Biz bu konuda ne yazık ki Hazreti Hüseyin Efendimiz'i seviyoruz derken, bu benim kendi nefsimin olsun, aslında Yezidileşiyoruz. Aslında Yezidileşiyoruz. Bir yerde bir hukuksuzluk varsa, bir yerde adaletsizlik varsa, bir yerde kayırmacılık varsa, bir yerde yanlışlık, eksiklik varsa, bütün ümmetin canı yanmalı. Ve bütün ümmet ayağa kalkmalı. Ama ne yazık ki hiç kimse ayağa kalkmıyor. Biz Hüseyin'i sevmemiz de dilimizde bizim. Seven sevdiğinin yolundan gider. Siz otursanız sabahtan akşama kadar ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini seviyorum deseniz, yolundan gitmediğiniz müddetçe Hazreti Mevlana der ya, aşk değil ister. Aşk delil ister. Delil gerek. Hazreti Allah delil getiriyor. Ey Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorlarsa sana uysunlar. Hazreti Peygamber Efendimiz'in dilinden diyor ki, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Aşk delil ister. Eğer biz Hazreti Hüseyin Efendimiz'i seviyorsak delil ister. Yolundan gitmek gerek. Niçin şu heda şerbetini içti? Zulme baş kaldırdığı için. Niçin şu heda şerbeti içti? Devletin malının hısım akrabaya peşkeş çekilmesine karşı çıktı. Niçin karşı çıktı? Devlet idaresinde vazife alan insanların kendi eş, dost, akraba, etrafının insanları olduğu için, ehline verilmediği için baş kaldırdı. Biz şimdi bakacağız. Muaviye, Tire, yani ikisini parantez içerisinde alabilirsiniz. Muaviye Yezid devletine bakacağız. Önce Muaviye, ardından Yezid. Biz bu devletin teşkilat sistemine bakacağız. Devletin hukuk sistemine bakacağız. Yani Emevilere bakacağız. Biz şimdi Emevileri habire eleştiriyoruz mu? Evet. Bakın işte Hazreti İmam-ı Azam Hazretlerine zulmettiler. İmam-ı Şafii'ye zulmettiler. İmam Malik'e zulmettiler. İmam-ı Hanbeli'yi öldürmek için geldiler, askerleri aldılar. İmam-ı Hanbeli Hazretlerine asmak için, katletmek için askerler aldı. Yolda giderlerken kral, sultan devrildi. Sultan devrildi. Öylesi serbest kaldı. Bizim imamımız İmam-ı Azam Hazretleri zulmedildi. Kim tarafından? Devlet tarafından. O günkü devlet tarafından. Niçin? İmam çünkü gerçek dini anlatıyordu. İmam-ı Azam gerçek dini anlatıyordu. İmam-ı Azam Hazretleri devletin tasarlamış olduğu dondurulmuş din anlatmıyordu.
İmam-ı Azam Hazretleri dondurulmuş din anlatmıyordu. Kıymetli dostlar, ben imamlara da üzülüyorum. Ellerinde bir tane kağıt okuyorlar. İmamın aklı yok, fikri yok, bilgisi yok, ayet yok, hadis yok, hiçbir şey bilmiyor demek ki imam. Cahil, onun arkasında namaz kılıyoruz biz. Elinde bir kağıt okuyor. Kendisi mi hazırladı? Hayır. Bütün ülkenin camilerinde aynı problem var demek ki. Çarşıdaki problem çöküntüyle, mahalle kenarındaki çöküntü aynı değildir. Kenarda gureba bir mahalledeki durum ile zengin mahallesindeki hutbe aynı değildir. Aynı olursa çöker. Çöker. Ama biz dondurulmuş din yeriz. Hazır gıda bizim için kolay. Biz bir tek merkezden vaaz dinleriz. Yani bir adamın varoş mahallesinde karnını zor doyuran adama sen cömertlikten bahsedeceksin. Adamla dalga geçer gibi. Sen 1 lira askeri ücretle geçineceğim diye uğraşan adam nasıl geçineceğim diye aritmetik yapıp matematiğin altından girip üstünden çıkıp sinüsünü kosinüsünü hesaplayacağım diye uğraşırken biz ona farklı bir şey anlatırız. Dondurulmuş değil. O gün için Hazreti Hüseyin Efendimiz'in uğraşmış olduğu problemlerle dünya üzerindeki İslami dairede duran Müslümanların problemlerinin arasında bir fark yok. Biz hepimiz La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah diye Müslümanlarız. Bizim dinimiz sadece nefsimize, içimize, o da yapabildiğimiz yere kadar. Dışarıda ne yapılırsa yapılsın hiç kimsenin ayak kalktığı yok. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bir ülkenize. Bu gece kaç tane kadın kaçırılıp zorla satılacak? Bugün kaç tanesi uyuşturucudan ölecek? Bugün kaç tanesi anarşiden ölecek? Bugün kaç tanesi dinsiz olacak? Bugün kaç tanesi kumar batağında saplanacak? Bakın. Bakın. Devlete bakın. Belediyelere bakın. Parti teşkilatlarına bakın. Bakın. Elinize bir şahıs alıp gidip bunu işe alın deniliyor mu? Bakın. Biz Hazreti Hüseyin Efendimiz'i seviyorum derken bir tarafımız Muaviyeleşiyor bizim. Bir tarafımız Yezidleşiyor. Biz kendi nefsimizin hoşuna giden şeyleri yutuyoruz biz dondurulmuş gıda gibi. Ve Hazreti Hüseyin'in yolundan gitme cesaretini bulunduramıyoruz hiç. O uğurda değiliz. Anlatsam sabaha kadar anlatırım. Sabaha kadar anlatırım. Eğer Kur'an ve sünnetin hakim olması için mücadele etmiyorsanız kurtaramayız kendimizi. Kurtaramayız. Namazlarınız sizin kurtulmanıza yetmez, oruçlarınız sizin kurtulmanıza yetmez. Örtüleriniz, sakallarınız, haccınız, ömreniz kurtulmanıza yetmez. Her sene hacca ömreye gidin isterseniz. Allah'ın hikmetinin hakim olması için bir şey yapmıyorsanız, Hüseyin'in yolundan gitmiyorsanız, sıkıntıdayız hep beraber. Allah bizi affetsin. İnşallah Cenab-ı Hak Aşure'yi tatlı bayramı gibi değil, ne yapmamız gerektiğini anlama
idrak etme günü olarak kutlarız. Haşırınız mübarek olsun. Size böyle biraz sıkıntılı sohbet etmek istemezdim ama ne yapalım? Durumumuz bu. Hadi böyle eskiyle kıyaslarsak, ben 86'da ders aldım. 86, 2014, 28 mi yaptı? 28. Tabii o günle bugünün arasında çok fark var. Bunu da es geçmek olmaz. Biz hadis okuyordum ben, hadis okudum diye karakola götürülmüş adamı. Müftülüğe yazı yazdı savcı, Buhari tercümesi vardı, Buhari okuyordu. Buhari dini kitap mıdır, değil midir diye müftülüğe yazı yazdı savcılık. Müftülük 15-20 gün yazıya cevap veremedi, ne diyeceğini bilemedi. En sonunda müftüye dedim, müftü bey dedim ya, pes dedim ya. Buna da mı yazı yazamıyorsunuz dedim, böyle baktı gözümün içine. Yazmışsa ona dini kitaptır diye. Biz oradan buralara geldik. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu mekanda sohbet ediyoruz şimdi. Buna da hamd etmek lazım. İyi be elhamdülillah dedi kardeş. Buna da hamd etmek lazım. Ama sakın ha, yol bitti diye düşünmeyin. Tembellik etmeyin. Gevşemeyin. Toplanıyoruz, zikir yapıyoruz, sohbet ediyoruz, salonlarda sema ediyoruz. Ha bitti, sakın ha, gevşemeyin. Endülüs gevşediğinden battı. Osmanlı gevşediğinden battı. Biz yakın tarihten örnek alalım kendimize. Sakın ha. Gevşemek yok. Daha gidecek çok yol var. Çok yol var daha gidecek. Cenab-ı Hak inşallah hepimize nasip etsin inşallah. Allah bilir demek doğru değildir. Oysa gerçek Allah'ın ilminde başkadır. Bu hadis benim kafamı karıştırdı. Açıklar mısınız? Nerede okudum ki? Yani doğrusunu Allah bilir demekte fayda var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri rüya tabir ederken sonunda doğrusunu Allah bilir der. O yüzden bunda bir sıkıntı yok. Alevilere, Ermenilere bakış açınız nedir? Hiçbir bakış açımız bu noktada bir kinle, nefretle baktığımız bir nokta yok. Gönül arz eder ki bu noktada onlar da Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışsınlar. Ben dünya üzerinde iki tip insan tanırım. Bir, Müslüman olup La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyip bizim kardeşimiz olmuştur. İki, o kardeş adayımızdır demeyenler. Birisi La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiş, bizim kardeşimizdir. Demeyen de kardeş adayımızdır. Biz onu anlatırız, söyleriz, konuşuruz, bu noktada problemimiz yok. Keşke örneğin zaman zaman oradan Alevi diğer kimselerden önceleri geliyorlardı yanıma, gelmemeye başladılar. Gelmemeye başlamalarının sebebi dedeleri göndermiyor. Dedeler demiş ki o Yezid'e gidip dinlemeyin. Keşke Aleviler çağırsalar, yani gitsek veya bir yolunu bulsak, gidebilsek, onlarla sohbet etsek. Keşke. Muhakkak diyalog kurulması lazım onlarla. Muhakkak sohbet edilmesi lazım. Türkiye'nin içeride iki tane büyük problemi var. Birisi PKK, birisi Kürt Alevileri. Kürt Alevileri. Kürt Alevileri PKK'nın temelidir. Sünni Kürtler PKK'ya gitmez. Alevi Kürtler PKK'ya gider.
Dağın bu tarafı. Tunceli o var ya, Tokat, Sivas, ondan sonra Erzincan, Erzurum. Oranın Alevisinden sıkıntı yaşanmaz. Hemen öyle bu vadiden geçilir ya, arkası Tunceli'dir onun. Tunceli ve arkasındaki Kürt Alevilerden sıkıntı yaşanır. Şimdi Aleviliğe girersek sıkıntı, Alevilik Alevilik değildir. Yüzyıldan beri adı Aleviliktir. Yüzyıl önce Alevilik de yoktur. İngilizler çatıyı kurarlar, Alevilik çatısı. İngilizler Alevilik çatısı kurarlar. Beyrut'tan gelen Yezidiler, Beyrut'tan gelen şeytana tapanlar. Ezidi derler ya, biz ona Yezidi deriz ya. Ezididir o. Ama halk arasında Yezidi derler ya. Aslında Ezididir. Ezidiler ayrıdır. Şeytana tapanlar ayrıdır. Ondan sonra ateşe tapanlar ayrıdır. Zerdüşler ayrıdır o bölgede. Ermeniler ayrıdır. Ermeniler de Osmanlı zamanında, işte Osmanlı ile mücadele ederken, kavga ederken sıkıştıklarında, muhasara altına alındıklarında, zorlandıklarında Aleviz deyip Alevilerin içerisine girerler. Şimdi Türkiye'deki Alevi çatısının altında Zerdüşler, ateşe tapanlar, şeytana tapanlar, Ezidiler, Ermeniler, Ermenilerden dönmeler, Sebateistler, dinsizler, Marksist-Leninistler, Maocular, THKB'ciler, hepsi de Alevi çatısının altında. Hepsi de. Hepsi de birbiriyle de kavgalıdır, çatışmacıdır. Kime karşı kavgalı değillerdir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı. Ona karşı kavgalı değillerdir. O yüzden Alevilere bakış açım, eğer normalde Tokat'taki, ne bileyim işte Çorum'daki, Sivas'taki Alevilerse hiçbir sıkıntımız yok. Onlar aslında Alevi değil, Şia'dır. Nasıl Şia'dır? Ta o Safeviler zamanından, Yavuz Sultan Selim'le savaşıncaya kadar ki Şah İsmail zamanında, Şah babası Şah Hasan'a kadar uzanır o muhabbetler. O zamanlar Selçuklu, Osmanlı'nın kıyı kenarında oralara yakın olan yerlerde sırf Şah İsmail de siyaseten etkili olmak için oradaki bir kısım Türk boylarını Şialaştırdılar. Onlar Şiadır. Mesela Türkiye'deki Alevilerden Şialık duymazsınız. Şia değillerdir. Şia Kur'an'ı kitap olarak kabul eder. Büyük bir kısmı Muhammed-i Mustafa'yı peygamber olarak kabul eder. Şia namaz farzdır, kılar. Cem eder öğlenle ikindiye, akşamla yatsıyı, sabah ayrı kılar, üç vakitte bitirirler, cem ederler. Cem etmekle alakalı da normalde hadis-i şerif var mı? Var, tartışmaya gerek yok. Onlarla sıkıntımız bir tek Muta nikahı. İyi, Muta nikahı, iyi Muta nikahı da biz şimdi burun bükeriz ya. Ya Muta nikahı ya, geçici. Ne olmuş? Al nikahını, öbür tarafta boşadım de, yapmıyor mu herkes? Sünni oldun da ne oldu yani? Katolik nikahından mı nikahlandın? Birinde zamanlı, birinde zamansız. Mesele bu. Birinde zaman koyuyor. 3 günlüğüne nikahlıyor, 5 günlüğüne nikahlıyor. Muta nikahı dediği bu. 10 günlüğüne, 1 yılına nikahlıyor. 2 yılına nikahlıyor. İyi. Gün koymadı. Kadına dedi bu kağıt kadın olsun şimdi. Ben senin nikahımı aldım, kabul ettim mi? Ettim. Tamam, nikah bitti. Bitti nikah. Aşağı doğru iniyorum, sen neden aksak yürüyorsun böyle, boşadım seni. Bitti, boşadım. Ne fark kaldı? Ya Sünniler Katolik nikahıyla mı nikahlanıyorlar, hiç boşanamıyorlar mı? Bizde bu devasa bir şekilde büyütülüyor, ayrılık tohumu atılacak ya. Ya kardeş bırak ya. Sen Sünnisin de ne oldu? İçki içtin, kumarı oynadın.
meyhanesine gittin, sazhanesine gittin, cazhanesine gittin. Hepsini de yaptın. Ya neren sünni senin? Söyle. İçki helal mı sünniye? Biz diyorsun sünniyiz. Ay ne kadar güzel ya. Maşallah sünni olunca içki helal oldu demek. Bu meyhaneler ne? Sünni olunca demek ki bonzai serbest oldu. İmam hatiplerde satıyorlar. İmam hatiplerde satıyorlar bonzai'yi. Allah bizi affetsin. O yüzden Alevilerle alakalı görüşüm, benim bu noktada bir sıkıntım yok. Keşke gerçekten herkes Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini sevse de yolundan gitse. Hatta meşhurdur ya, hani ayrılık yeri olarak söylerler. Onlar Hazreti Ebubekir Efendimiz'den öne koyarlar. Fazilet açısından Hazreti Ali Efendimiz'e. İçtihattır, öne koysun. Sevsin ya Hazreti Ali Efendimiz'i. Hazreti Ebubekir Efendimiz'den fazla sevsin. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine sarılırsanız beni bulursunuz. Sevsin. Ya sen Hazreti Ebubekir Efendimiz'i sevdin de ne oldu? Bana özelliğini söylesene. Bana özelliğini söyle. Allah bizi affetsin. İki problemimiz var. Ülke için. Biz bu kesimlerle olan irtibatımızı öteleştirmeden, itmeden, elimizi kolumuzu uzataraktan, yüreğimizi sererekten kardeşliğimizi tesis etmemiz lazım. İslam dünyasının problemi var. Türkiye'deki İslami duruşun problemi var. Biz tutuculuktan, bağnazlıktan çıkıp dini özgürleştirip yeniden içtihat edilmesi gereken noktalara yeni içtihatlar getirerekten dini yaşanır hale getirmemiz gerek. Din özgür değil. Böyle absürt örnekler koyuyorum insanların önüne. Sohbetleri dinleyen diyanetçiler var, ilahiyatçılar var. Kulakları delinsin diye söylüyorum. Kulakları delinsin. Bu devlet onlara para veriyor. Çalışsınlar, hizmet etsinler, araştırma yapsınlar. Çok basit örnekler veriyorum. Üniversitede okuyan var mıdır 1 milyon? Var mıdır? Vardır. 1 milyon üniversite öğrencisi var mıdır? Yarısı 500 bin midir? Daha fazladır. Bunların içerisinde bayan öğrenciler var. Artık bayanlar araba kullanıyorlar. 80 kilometre öteye yanında mahrem olmaksızın seyahat etmek Hanefi'ye göre haram. Hanefi'ye göre haram. Şafi'ye göre 40 kişi olması lazım yanında ehli iman seyahat edebilmesi için. Baba otobüse getirecek kızını, girecek içeri. Otobüs dolu mu? 35 kişi. İn kızım aşağı. Ne oldu? 35 kişi. 40 kişi dolu. Hepsini de soracak, hepsi de ehli iman mı diye. Hanbeli'ye göre, Maliki'ye göre yol güvenliği şartı var. Bakın Türkiye bunu halledemiyor daha. Ne yapar bu ilahiyatçılar? Yol köprü mü yapıyorlar acaba? Bu diyanetçiler ne yapıyor acaba ya? Vergi mi topluyorlar acaba? Türkiye'nin problemi. Türkiye'nin problemi. Açmazdayız, sıkıntıdayız.
problemimiz var. Dinin yaşanır hale gelmesi lazım. Kaynağında sünnet var, sünnette var olan şeylerin içtihat edilip tek noktada toplanıp bu insanlara anlatılması lazım. Bir üniversite öğrencisi artık bir tuşta bakıyor, abdestin farzı Hanefi'ye göre 4, Şafii'ye göre 5, Maliki'ye, Hanbeli'ye göre 7. Soru yazıyor, koyuyor önüme. Abdestin farzı kaç diyor bana. Ben diyorum ki Şafii'ye göre mi soruyorum, Maliki'ye göre mi soruyorum, Hanbeli'ye göre mi soruyorum, kime göre soruyorum? Bakıyor, eğer atlasam abdestin farzı 4 desem, diyecek hocam, neye göre 4? Diyeceğim ki Hanefi'ye göre, Şafii'ye göre 5 diyorlar. Ya kardeş, o sünneti farz kılmış, anlat artık. Medresedeki öğrenci anlamıyor onu. Değil ki üniversite öğrencisi, dinle orada tanışmış birisi gelmiş, koluna girmiş. Gel kardeş demiş ya, namaz kılalım. Adamın imandan haberi yok, la ilahe illallah'tan de, haberi yok. Onu namaza alıştıracağım diyor, uğraşıyor. Bu da eyvallah. Dakika bir, gol bir. Abdest alman lazım. Evet, akşama gidiyor, giriyor internete. Abdestin farzı kaç? Bitti. Büyük problem. Cemaatlerin, tarikatların birbirlerine selamlaşmamaları, birbirlerini ötekileştirmeleri, birbirlerine laf söylemeleri. Büyük problem. Partilerin iyice bu noktada taassup halinde birbirlerini aşırı derecede kıyasıya eleştirmeleri, kutuplaştırmaları. Büyük problem. Büyük problem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri seveceğini ölçülü sev, bir gün düşmanın olabilir, düşmanla ölçülü düşmanlık yap, bir gün dostun olabilir derken biz bir parti için, bir takım için kanlı bıçaklı oluyoruz. Büyük problem. Allah bizi affetsin. Ermenilerle alakalı bir problemim yok. Osmanlı'nın tebaası olmuşlar. Yüzyıllarca tebaamız olarak yaşamışlar. Bu noktada hiçbir sıkıntımız yok. Bu topraklarda herkese ihtiyacımız var. Herkese ihtiyacımız var. Bu bölgeye komple ihtiyacımız var. Ermenistan devlet açısından düşünecek olursak burnumuzun dibinde. Aslında kapıları açılacak. Kapıları açılaraktan ondan ticaret yapılacak. Kapılar açılaraktan birbirlerine gelinecek, gidilecek. Bizim mal satmamız lazım, ticaret yapmamız lazım, dostluk köprüsü kurmamız lazım. Ermenistan'ı devlet olarak yanımıza almamız lazım, Azerbaycan almamız lazım. Suriye'de, Irak'ta, İran'da, bu bölgede komple biz dostluk köprüleri kurmamız lazım. Bizim başka alternatifimiz yok. Allah bizi onlardan eylesin. Her dönem bir baş kaldıran oluyor ama bu İslam adına gerçekleşiyor. Şu an yaşadığımız çağ bence bir Kerbela örneğin. Rojava, Kobani vesaire, neden Müslümanlar baş kaldırmıyor? Baş kaldırmazlar, kardeşliklerini bitirdiler çünkü. Her taraf, evet, her taraf bir Kerbela. Üçüncü Dünya Savaşı yaşanıyor. Bu Üçüncü Dünya Savaşı yaşanırken, Üçüncü Dünya Savaşı'nda katledilen Müslümanlar, Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ı önemli değil. Kimin kanı akıyor? Müslüman'ın kanı akıyor. Akan kan kimin? Müslüman'ın. Kürt'ün kanı farklı, Türk'ün kanı farklı mı? Arap'ın kanı farklı, Çerkez'in kanı farklı mı? Herkes insan. Keşke Rojava'ya kadar, Kobane'ye kadar, Humus'u da, Hama'yı da, keşke oraya kadar düşündüğümüz kadar Musul'u da, Kerkük'ü de, Şam'ı da, Yemen'i de, Mekke'yi de, Medine'yi de, Suud'u da, Mısır'ı da, Bangladeş'i de, Çin'deki o Türkleri de, komple Doğu Türkistan'ı da içimize sindirebilsek. Irkçılık yok. Bir yerde mazlumun kanı akıyorsa mazlum mazlumdur. Bir yerde bir bombanın altında bir kan akıyorsa kimin olduğu önemli değildir.
Hiroşima'daki kimsenin acısını siz yaşamadıkça kemale ermez imanınız. Zulmen atılmıştır o atom bombası. Bu bölgenin la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenlerin, bu bölgede yaşayanların birbirleriyle kardeşlikten başka şansları yoktur. Birbirleriyle sırt sırta vermekten şansları yoktur. Bu iş ağzından kaçırdı dediler deyip resmen söyledi. Bu bir Haçlı Savaşı dedi Irak'a girerken. Irak'taki insanlar Kürt'ü, Türk'ü mü dinlediler? Bombaladı komple. Yerle bir etti. Bir ülkeyi yerle bir ettiler. Evet, herkesin baş kaldırması lazım. Nerede bir haksızlık var ise. Eğer normalde bir Kürt'ün burnu kanadında baş kaldırmıyorsa bir kimse, o zaman bir Arap'ın da burnu kanadında baş kaldıramaz. Baş kaldıracaksak biz, nerede bir zulüm varsa baş kaldırmamız gerekir. Irk beslemeden, hatta din dahi tutmadan, hatta din dahi önümüze koymadan, eğer bir Hristiyan'a da zulmediliyorsa bizim ona karşı durmamız gerekir. Bir Musevi'ye de zulmediliyorsa bizim ona karşı durmamız gerekir. Bu dünyada hiç kimsenin hiç kimseye zulmetmeye hakkı yok. Ey insanlar, hepiniz de bir tarağın dişleri gibisiniz. Birbirlerinizden üstünlüğü yok. Adem'in çocuklarısınız. Kardeş olun diyen peygamberin ümmetiyiz biz. Hayır. Dini, ırkı ne olursa olsun kardeş olun emriyle emirlenmişiz. Az önce ne dedim? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenler kardeşimiz, demeyenler kardeş adayımız dedim. Kardeş olunuz demiş. Biz kardeş olmalıyız. Hayır. Benim eski öğretimden kalma, en üstün ırk Türk'ün ırkıdır derseniz hiç kimseyle kardeş olamazsınız. O da der ki en üstün ırk Arap'ın ırkı. Örneğin. Yok kardeş. Biz hepimiz gelin insanlıkta buluşalım. Önce insan olalım. Birbirlerimize zulmetmeyelim. Birbirlerimize yaşam hakkı tanıyalım. Bir kimseye haksız yere öldüren bütün insanları öldürmüş gibi günaha girer. Biz kardeş olalım inşallah. Neden Kürt, Alevi ya da başka kesim neden PKK'ya gider? Evet, normalde çünkü şey olan, dini sağlam olan bir kimse la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye bir kimseyi katledemez, öldüremez. Bir çocuğu katledemez, öldüremez. Mümkün değil. Öldürüyorsa dinini sorgulayacak o kimse. Asker emir eri orada. Arkasından vuramaz. Yapamaz. Kimsenin kimseyi öldürmeye hakkı yok. Evet, bizim Cumhuriyet'le beraber, Cumhuriyet'ten önce ta Abdülhamit Han'dan itibaren, Abdülhamit'ten önce hatta, o bölgede İngilizlerin kışkırtmasıyla, karıştırmasıyla problemler yaşanmış. Devlet yanlış yapmış o bölgede. Devlet Türkiye'de Müslümanlara da yanlış yaptı. Risale-i Nur okuyanları topladı, Allah'ı zikredenleri topladı, hepsinde zulmetti, İstiklal mahkemelerinde astı, astığının haddi hesabı yok, kayıtlarda bile yok, kayıtlarda bile yok. Birkaç tane yaşayandan, çocukmuşlar daha o zaman, yaşayandan dinlediklerim var, ağlaya ağlaya anlattı adam. Dedi Konya'da filanca dedi, sokak vardı dedi, cadde. Dedi ki cesetten geçilmiyordu. Dar ağacını kurmuşlar böyle bir Konya'da bir caddeye. Ellerinde bir liste asıyorlar böyle. Bakın, bizim kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti İngilizlerin kurduğu bir devlet. İran İngilizlerin kurduğu bir devlet. Irak İngilizlerin kurduğu bir devlet. Suriye, İngilizlerin kurduğu bir devlet. Yemen, Bahreyn, Suudi Arabistan. İşte o, ne o, Körfez'deki o devletler, küçücük küçücük, küçücük küçücük.
petrole göre tanzim edilmiş İngilizlerin kurdurduğu devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dahil buna. Dahil buna. Ama bizim üzerimizdeki yaptıkları plan tutmadı. O gün için devleti kuranlar belki de bu geçici boyunduruğu kabul ettiler. Ne hangi fikirle, hangi akılla, neyle kabul ettilerse ettiler, ne yaptılarsa ettiler. Hiç önemli değil. Ama bu ülke bütün planları bozdu. Bozdu, İngilizlerin kurguladığı bozuldu Türkiye'nin üzerinde. Bozuldu. Ve bu devleti idare edenler kendilerince, kendi akıllarınca onu yapmadılar. Birileri bize geldi, bunu böyle yeneceğiz, bunu böyle yapacağız dedi. Öyle yaptılar. Ya insan kendi vatandaşının diniyle alakalı Kur'an'ını yasaklar mı? Ya siz İngiltere'de İncil'in yasaklanacağını düşünebiliyor musunuz? Ya siz Avrupa'da İncil'in yasaklanabileceğini düşünüyor musunuz? Siz Avrupa'da bir kilisenin hayvan da mı olacağını düşünebilir misiniz? Avrupa'da bir kilisenin samanda mı olacağını düşünebilir misiniz? Avrupa'da bir kilisenin özel mülkiyet olarak satılıp iş yeri olacağını düşünebilir misiniz? Böyle bir şey var mı? Bakın bizim Bursa'da içinde bulunduğumuz tekke 450 yıllık. 450 yıllık tekkenin 28'den sonraki serüvenini söyleyeyim mi size? Bu da tekke bildiğiniz 450 yıllık Mevlevi tekkesi. 450 yıllık Karabaş Veli tekkesi. Serüvene bakın. Buğday ambarı, saman ambarı, hayvan damı, jimnastik salonu. En son yıkılırken ev, ondan sonra harabe uzun müddet. Sonra böyle bir antrenman olsun diye belediye başkanı demiş ki ya işte burayı tadilatını yaptıralım. El atmış, bir dosya çıkarmış, para mara yok, öyle kalmış. Bir orada duruyor öyle. Sonra Recep Başkan geçince elinde dosya. Bakıyor ki, ah burada bir tarihi eser var. Bir 450 yıllık tekke var. Haydi bakalım burayı ayağa kaldıralım, yapalım buraya deyince tekke meydana çıkıyor. Siz şöyle düşünün. Bir kilise düşünün şeyde. Avrupa'nın herhangi bir yerinde. Buğday ambarı yapabilir misiniz? Yapmışlar bunu. Ne yapalım şimdi? Mezardan çıkarıp silah mı dayalım? Zıran 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 vuralım mı? Yaşanmış bu. Yaşadık. 12 Eylül yaşadım ben. 12 Eylül yaşadım. Ne yapayım şimdi? Devlete silah mı çekeyim? Gideyim askeri mi vurayım? Gideyim polisi mi vurayım? 28 Şubat yaşadık. Derinlemesine. Kan damlattılar her tarafımızdan. Ne yapayım? Düşman mı olayım kendi devletime şimdi? Kendi askerimi mi vurayım? Kendi polisimi mi vurayım? Ne yapayım? Ben yol olarak onu buldum. Dedim ki bu memleket benim. Bizim bu memleket. Bu insanlar bizim. Bu insanlar bizim. Bu toprağın çocuğuyuz biz. Bizim başka bir yere gitme lüksümüz yok, şansımız yok. Böyle bir düşünmüyorum bile zaten. Ben 20 yıl içeride yatacağım bilsem yine kaçmayacağım dedi. 28 Şubat'ta. Hep arkadaşlar Allah razı olsun iyiliğimizi düşündüler. Kimisi başka şey düşündü. Ne teklifler aldık. Yok dedim ya. İçeri girersek gireceğiz, çıkarsak çıkacağız. Başımıza gelecek olan gelecek. Bu memlekette gelecek dedi. Ne yapalım şimdi? Bunları çektik diye. Ortalığı perişan mı eder? Allah bizi affetsin. El Fatiha, selam. Amin.
Burada birkaç daha soru var. İşi gücü olan olur. Saat 10 oldu çünkü. Ben o yüzden burada soruları devam edeceğim. İşi olan gitmek isteyenler müsaade var. Dinsiz derken biraz sertleşiyorsunuz ya da bana ben öyle algılıyorum. Hocam bütün dinler Allah'a ulaşmak için bir araç değil midir? Amaç Allah. Araç ise evrendeki bütün dinler değil midir? Dinlere bir sözümüz yok. Dinsiz diye sözümüz var. Dinlere bir sözümüz yok. Keşke insanlar, Hristiyanlar gerçekten bir Hristiyan olsalar. Keşke Museviler gerçekten Musevi olsalar. Hiç derdim yok. Keşke İbrahimler gerçekten İbrahim olsalar. Bazen geliyorlar tekkiye. Böyle fırsat olunca soruyorum ben İsevilere. İsevisiniz, harika. Hiç gördünüz mü rüyanızda İsa Aleyhisselam? Ses yok. Musevisiniz, harika. Bir tane öğretmendi Musevi baya. Dedim harika. Hiç Musa Aleyhisselam rüyanda gördün mü? Yok. Değil. Keşke Muhammediler de gerçekten Muhammed'i olsa. Gerçekten olsa. Sıkıntı yok. Dini özgürlük 10 yaşındaki kız çocuğuna türban takmak mıdır? Hayır. Ve bu durumu özgür kılmak mıdır? Hayır. Ben de kapalıyım fakat bu durum bana pek mantıklı gelmiyor. Sorun bende mi? Hayır. Sende değil. Çocuklarımıza Allah'ı ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem anlatmadan, iyi insan olmalarını sağlamadan direkt çocukların kafasını kapatmak hoş mudur, doğru mudur? Hayır. Buna katılıyorum. Akıl balilikle alakalı problemimiz var. Yani şöyle problemimiz var. Akıl bali olmayı vücudun herhangi bir organında herhangi bir değişikliğe bağlamışız. Oysa bali olmak bir şeyi idrak etmek. Bir şeyi anlamak. Yoksa bir kadın 30 yaşına gelip o fiziki dönüşümü olmayabilir. Ne yapacak? Namaz kılmayacak mı o zaman? Bali olmak bir şeyi idrak etmek. Bir şeyi anlamak, bir şeyi kavramak. Bir şeyi öğrenmek, bir şeyi bilmek. Onun ehemmiyetini anlamak. Mesela bakıyorum ben bazen kızlara işte normalde ya evlendirecek kızını hemen. Bakıyorum diyorum ya bu kızı evlendirme. Daha bu bir şeyi idrak etme noktasında değil, anlama noktasında değil. Değil. Evlense ne yapacak bu kız? Allah muhafaza eylesin. Geçinemeyecek. Yani okumaktan, ne bileyim ders çalışmaktan veya belli bir noktada dairede durmaktan kızın bu noktada belli şeyleri yok. Baliliğiyle alakalı sıkıntı var. O yüzden bali derken bir şeyi idrak edebilen, anlayabilen, algılayabilen noktadan. Biz çocuklarımıza sıfırdan itibaren dini bir eğitim vermiyoruz ki. Veremiyoruz da zaten. Veremiyoruz. Bu sefer anne babalar başını örtme noktasına gelen çocuklarını zorla başlarını örtmeye çalışıyorlar. Bu din değil. Değil. Çocuğunu zorla zikrullah'a getirmek gibi, çocuğunu zorla derse götürmek gibi, çocuğunu zorla Kur'an-ı Kerim'e götürmek gibi. Değil. Bir gün çocuk dönüyor, onun intikamını alıyor anneden, babadan, kendisinden, örtüsünden. Alıyor. Bunların eğitilerekten oluşması lazım. Bu bizim klasik din algımızdan kaynaklanıyor. Biz o muhafazakar tutucu konumumuzdan kaynaklanıyor. Biz kendimizce şöyle düşünüyoruz. Babası sakallı, annesi örtülü, bu kız nasıl böyle işte 10 yaşına geldi, daha 11 yaşına, 12 yaşına geldi. Örtüsüz dolaşacak, kabağı kırıyoruz. Elemeyin çocuklarınızı örtünmek istemiyorlarsa anlatın onlara. Anlatın. Sevdirin. Muhabbet ettirin. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Hadis-i şerif. Allah bizi onlardan eylesin.
kişi hangi durumda cihat edebilir? Örneğin bizim şu an gidip Rojava, Kobani vesaire yerlerde cihada gitmemiz mi gerekiyor? Bunu yapamazsınız, mümkün değil. Yani bunu normalde insanların sivil bir şekilde yapmaları artık mümkün değil. Zaten şu an uluslararası emperyalist güçlerin yaptığı bu. İnsanları böyle heyecana getirip bir de halifelik ilan ettirip nerede cihatçı düşünen insanlar varsa toplayıp hepsini bir yerde ondan sonra topluca katliam yapıyorlar. Orta Doğu'da hiçbir kimse kendi kafasından bir örgüt kuramaz. Uluslararası güçler olmadıkça onları silahlandıramaz. Buna PKK, buna IŞİD, buna işte ne oluyor? Bütün İslami olan olmayan bütün örgütler dahil buna. Yapamaz. Orta Doğu'da Amerika, İsrail, İngiliz işbirliği olmadan Orta Doğu'da hiçbir örgüt hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Türkiye'de arkasında devletin bir bölümünün desteği olmadan veyahut da Amerika, İngiliz, İsrail istihbaratı olmadan silahlı hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Elinize bir gün birisi silah tutuşturduysa ya o Rusya yanlısı bir örgüttür ya da Amerikan, İngiliz, İsrail kuruluşu bir örgüttür. Sakın ha! Sakın! Uluslararası desteği olmayan hiçbir örgüt Orta Doğu'da top oynayamaz öyle. Oynayamaz. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarmak istiyorlar. Yaşatıyorlar zaten. IŞİD'i kurdular. IŞİD'i kuranın arkasında Suudi Arabistan var. Bölge ülkesi olarak. Bölge ülkesi Suudi Arabistan. Bahreyn. Bölge ülkesi. Onlar bölgede. Kimin onlar? İngilizler. Kimle orada ortaklaşırlar? İsrail. İngiliz, Amerika, İsrail, Suudi Arabistan, Bahreyn kurdular bir örgüt orada. Ama arkasındaki İsrail, Amerika, İngiliz kurdurdu o örgütü. Bir de hilafet ilan ettirdiler. Birinin kime vurduğuna bakın. Kime karşı silahlandığına bakın. Silaha bakarsanız gerçeği göremezsiniz. Silahın kime doğrultulduğuna bakın. Bir Müslüman kimse, Müslüman bir kimse, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir kimse öldürebilir mi? İçtihad eder, ne kadar yanlış içtihad ederse etsin. Yapamaz. Neden Musul'u korumadı ki ya bu Amerika? Musul kimin elinde şu anda? Söyleyin. IŞİD'in elinde. Musul IŞİD'in elinde. Neden acaba Musul'a Amerika hiçbir şey seslenmedi de Kobani'de şimdi ortalığı ayağa kaldırıyorlar? IŞİD oturdu mu Musul'a? Oturdu. Gitti bizim oradaki de şeyi ne o? Bizim bürokratları da tuttum elinde. Tuttu. Başka ne hangi kimin devletinin bürokratını tuttu? Hiçbir devletin yok. Musul'u kurtarmıyorlar değil mi? Kobani'yi kurtarıyorlar şimdi. Acaba
Benim beynimin bir tarafından böyle bir çıtırtı çıkarıyor. Böyle hani bir şeyde böyle çıtır 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 kabloları yakar ya. Böyle bir beynimin bir tarafından çıtırtı var. Musul'un üzerinde Türkiye'nin de Lozan Antlaşması'ndan hakkı var. Çıkacak olan petrollerde de hakkı var. Tabi oradaki petroller 2023'ten sonra oradaki hukuk bir daha değişecek. 2023'ten sonra orada hukuk bir daha değişecek. Acaba bunca curcuna Musul'un hukukunun değiştirilmesi için olmasın? Musul Kerkük üzerinde. Benim böyle beynimin bir tarafında bir çıtırtı var. Sakın o bölgede komple böyle bir sistem ve harita değişikliğine gitmek isteyenlerin bir oyunu, bir tezgahı olmasın. Ben bakıyorum silah kime doğrultulmuş diye. Silah kime doğrultulmuş diye bakınca ben o zaman diyorum ya, bu silah kime doğrultmuş da buraya, Allah Allah. Müslüman Müslümanı katleder mi? Ya IŞİD eğer ki dini bir örgütlenmeyse öyle değil mi? Allah Allah, savaşması gereken İsrail yok mu orada normal dünya prosedürüne göre, İslam'ın kendi içerisindeki bugünkü muhafazakar yapıya göre bir tane düşman lazım. O düşman da İsrail değil mi? İsrail'e de kendi zalimliğini, kendi bu noktada teröristliğini devam ettirmesi için ona da bir düşman lazım. O da kim? Müslümanlar. Böylece o da içerideki devletinin düzenini, sistemini buradan besleyerekten devam ettirmiyor mu? Değil mi? İsrail neyle korkutuyor kendi insanlarını? Bakın diyor, Müslümanlar geliyor, hepiniz de katletecek. Hepiniz de öldürecek. Hepiniz de perperişan edecek. İşte bak diyor, bu IŞİD de çıktı şimdi. Görüyorsunuz mu diyor, canlı canlı nasıl kesiyor herkesi? Benim arkama takılın. Bak biz haklıyız. Bu Müslümanlara müsaade ederseniz sizi böyle yaparlar. Biraz daha öldürelim. Hepsi de ölünceye kadar burada savaşmamız bize farz oldu diyor. Savaşıyor. Adamlar ne güzel oyun tezgahı yapıyorlar değil mi? Bir taşla bir sürü kuş vuruyorlar. Bir tane işi çıkarıyorlar. Bölgeyi kana buluyorlar. Biz onun bu oyuna boş muhabbetini yapıyoruz. Tartışmasını yapıyoruz burada. Ondan sonra bir de bir ayyuka çıkarıyorlar. Ne Kobani'ye girecekler de Kobani'de şöyle olacak, Kobani'de böyle olacak. Kobani'de 40 kişi ölmedi IŞİD tarafından. IŞİD Kobani'de 40 tane Kürt'ü öldürmedi. Bizim burada öldü. Bir sıkı bir böyle tuhaflık hissetmiyorsunuz mu? Bakın IŞİD Kobani'de 40 tane Kürt öldürmedi. İnşallah hiç öldürmesin. Böyle bir derdim yok. Biz kaç tane Kürt öldürdük? Veya kim öldürdü? Öldürdü. Ülkede öldü mü? Öldü. Kim öldürdü? Kobani için eylemlerde öldürüldü. Kim öldürüldü? Kim öldürüldü ama? Yine Kürtler öldürüldü. Biraz koltuğun arkasına yaslanın. Yani tasavvuf sohbetinde bunlar da konuşuluyor. Hüseyin çıkınca işin içerisine siyaset de giriyor. Hüseyin radıyallahu anh hazretlerini siyasetsiz anlamamız mümkün değil çünkü. Şehit olma sebebi ülke siyaseti. Kur'an ve sünnet. Koltuğumuzun arkasına yaslanın. IŞİD Kobani'ye girerken 40 kişi öldü mü, ölmedi mi? Ölmedi.
Ama bizim burada öldü. Ben sadece olaylara baktığımda kendi kendime diyorum. Yani Kobani'ye giriyor IŞİD, onca curcuna kopuyor, 40 kişi öldürmüyor. Bizde 2 günde ölüyor. Kobani için ölüyor. Bak ardından 3 tane daha asker öldü, ardından bir tane astsubay öldü. Öyle değil mi? Bir tane emniyet müdürü öldürdü, bir tane normalde yanında polis öldürüldü, şehit oldu bir sürü. Allah bizi muhafaza eylesin. O yüzden Orta Doğu'da kim eline silahı alırsa bilin ki o silahın arkasında global güçler var. PKK da dahil buna. O IŞİD de dahil buna. IŞİD de dahil buna. Başka bir şey yok. Allah bizi affetsin. Doğru. Evet. Sorular bitti. Soru alabilirim. Efendim Peygamber Efendimiz'in vahiy katiplerinde sadece Hazreti Muaviye mi vardı yoksa? Yok. 6 tane vardı. 6 tane vardı. Peki Peygamber Efendimiz'in vahiy katibini yaparken Hazreti Muaviye, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sonlarının hazırlanması için paralel çalışma mı yaptı bu süreçte? Yok. O zaman öyle bir şey yoktu. Peki bu söylem esnasında mesela bu tür söylemlerde işte Hazreti Muaviye'ye laf söylenirse işte sahabeye söylenmiş gibi işte addediliyor. Biz bir laf kötülemiyoruz, durum tespiti yapıyoruz. Hazreti Muaviye lanet olsun demiyoruz. Durum tespiti. Taftazani'nin fetvası vardır. Taftazani'nin fetvasında der ki Yezid'le alakalı. Lanet edilse bir şey Yezid'le alakalıdır. Taftazani der ki lanet edilse Yezid'e bir şey lazım gelmez ama gerek yok der. Anlaşıldı? Ama birisi Yezid'e lanet okur mu? Her cevap okur. Ona bir şey gerekir mi? Taftazani'nin fetvası var. Gerekmez diyor. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretlerini kim katlettiyse, kim o emri verdiyse, dünyanın en büyük günah kebarını işlemiştir. Ondan daha büyük bir günah düşünemiyorum. Ama buradan hareket ederekten Muaviye'ye lanet okuyanlardan değil. Biz ona ben lanet okumam Muaviye'ye. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ashabı. Sonuçta ashabı lanet okumak bizim şiarımız değil. Ama ve lakin durum tespit etmesi için, insanlara bir ders olması için. İnsanlar sonuçta nefislerine uyabilirler bir makama geldiklerinde, bir mevkiye ulaştıklarında. Durum tespiti. Sahabeden birisi gelir der ki, ey onu normalde o der ki Muaviye der ki onu sen beni fazla sevmiyorsun. O da sahabe korkusuzdur çok. Sonrakiler gibi değildir ya. Hemen der sen duymadın mı? Allah için söyle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri erkeklere altını yasaklamadı mı? Yasakladı duydum. Sen duymadın mı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri erkeklere ipeyi yasaklamadı mı? Duydum. Sen duymadın mı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ev şatahatlı, süslü evi yasakladı. Duymadın mı? Duydum. Sen duymadın mı? Yırtıcı hayvanların derilerinden gösteriş için elbise yapıp dikmek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yasakladı. Duydum. Ey Muaviye! Hazreti Resulullah'ın yasakladığı şeyleri senin üzerinde görüyorum. Niçin bana beni sevmiyorsun diye hani tahkir ediyorsun? O neyi yasakladıysa hani bunları yasakladı ama ben bunları senin üzerinde görüyorum da. Bu durum tespitidir. Anlatabilir miyiz? Bu noktada Muaviye lanet olsun diyenlerden değilim ben.
Öyle bir şey demem de zaten. Ama mesela örnek. Hiç çocuklarına Muaviye ismi koyan var mı? Durum tespiti. Biz Allah muhafaza. Bir isim Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri devlette dirayetli bir devlet adamlılığı göstermedi. Ömer gibi, Ebu Bekir Efendimiz gibi. Durum tespiti. O daha hilim, daha yumuşak. O daha böyle şeydi. Ne bileyim, müşfik, şefkatli. O böyle karışmazdı çok fazla bir şeye. Ama Hazreti Ömer Efendimiz öyle değildi mesela. Durum tespiti. Biz de durum tespiti yapıyoruz. Muaviye ganimetlerden kendi şahsi mal varlığını arttırdı. Durum tespiti. Bu var mı? İslam'da yok. Devletin malından kendisine ve etrafındaki insanlara peşkeş çektirdi. Durum tespiti. Var mı? İslam'da yok. Hukuku şahısların konumlarına göre işletti. Var mı İslam hukukunda? Yok. Muaviye Yezidi devlet sistemi dediğim o. Bu yasak mı? Yasak. Herkese yasak. Bu helal mı? Helal. Herkese helal. Hukuk budur. Kur'an ve sünnet tarihinde birisi bir adam öldürdü mü? Öldürdü. Onun, o şahsın konumu öldürülen kimsenin, bakın öldürülen kimsenin vasilerine göre. O kimse şunu isteyebilir. Öldürün onu da. Veyahut da diyetimi verin benim. Veyahut da affettim der. Siz bu hukuku değiştirirseniz şahıslara göre o zaman hukuk diye bir şey kalmaz. Söz konusu olan İslam hukuku. Anlaşıldı. Bir ki bir yere vali tayin edilecek. Vali tayin edilecek olan bir kimse hısım akraba değil, ehil olanı tayin edeceksin. Hısım akraba tayin ediyorsan o zaman hukuk durmadığı yerlerde. Oraya oğlunu, oraya amcanın oğlunu, oraya dayının oğlunu, oraya teyzenin oğlunu, oraya kendi işte büyük amcanın oğlunu. Kim elini öpüyorsa onu tayin ediyorsan sıkıntı var. Anlaşıldı? Bu durum tespiti. Yoksa Hazreti Muaviye'ye laf söyleyecek bu noktada durumda değiliz. Onlar Ashab, İmam-ı Azam Hazretleri'nin sözü meşhurdur. Diyor ki... Bizler ashabın atının burnunun üzerindeki terinin üstünde toz olamayız. Bizim kalkıp da birilerini eleştirecek noktada değiliz. Allah bizi affetsin. Amin. Durum tespiti bizimkisi. Sürçülisan ettiysek onlar da bizi affetsin inşallah. Allah da affetsin. Bu noktada Hazreti Hüseyin Efendimiz yani evet biz bir sahabeyi bu noktada ben edep ederim. Böyle çok eleştirmek istemem ama yani Hazreti Hüseyin Efendimizle meydanda ya. Toplumda böyle bir algı var efendim o manada. Yani Hazreti Hüseyin Efendimiz meydanda ya. Yani ne olursa olsun bakın ne olursa olsun ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın Hazreti Hüseyin Efendimiz'i katletmeye değmez. Ne yaşanırsa yaşansın. Saltanat, koltuk hırsı, hükmetme hırsı insanı bu noktaya getiriyor. Değmezdi. Dudağından öpmüştü onu. Onun dudağından öptü, ağzına ok attılar. Değmez. İslam bir insanı açlık ve susuzlukla cezalandırmaz. Siz ne kadar suçlu olursa olsun bir kimseye açlıkla cezalandıramazsınız. Susuzlukla cezalandıramazsınız. Ateş yakarak da cezalandıramazsınız. Asabilirsiniz onu. Aç susuz bırakamazsınız. Fırat nehrinden bir yudum su içirmediler. Bir yudum su ya, bir yudum su. Bir yudum ya, bir yudum.
Çanakkale'de, Çanakkale Savaşı'nda mola verirler savaşa. Türk askerleri susuz kalan Anzaklara sularını verirler. Bakın, Anzaklara su verirler. Ellerindeki mataraları atarlar Anzakların şeylerine, siperlerine. Zaten siper dediğinizde gittiğinizde görüyorsunuz. Aralarında 10 metre var, 15 metre var. Bakın, Türk askeri kendisini katletmeye gelen, vatanına ayak basmaya gelen, tahrumar edecek olan düşman askerine suyunu veriyor, ekmeğini veriyor molada. Yaralılarını taşıyor onlara. Bir yudum su ya, bir yudum su. Düşünüyorum ben günlerce böyle aklıma geldikçe, 3 gün, 4 gün, 5 gün, 10 gün bir yudum su, koca Fırat akıyor orada. Bir yudum ya. Mübarek bir an bulmuş böyle, eğilmiş bir yudum su içeyim diye Fırat'a. Bugünün keskin nişancısı, o günün keskin okçularından birisi ta ağzına atmış. Su içemesin diye. Hiç su içememiş ondan sonra. Muaviye'nin payı vardır yoktur, ben ona bakmıyorum. Ben sonuca bakıyorum. Ya ne demek ya, Ehl-i Beyt'in hanımlarını cariye almak? İşte aynı iş. Bakın, Vahhabi, Selefi uzantısı aynı anlayış, aynı anlayış. Diyor ki, Iraklı askerlerin hanımlarını cariye alabilirsiniz. Diyor ki, işte sizinle savaşan adamların kadınlarını cariye alabilirsiniz. Ne zamandan beri La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenler cariye sınıfına geçiyor ki? Bunu çıkaran Yezid. Yezid'in yanındakiler Ehl-i Beyt gidince, Hazreti Zeynep annemiz var içinde. Fatıma-tül Zehra annemizin hanımı, kız, kızı. Hazreti Zeynep var. Hazreti Zeynep'i cariye etmeye kalkıyorlar. Ehl-i Beyt Yezid'in zamanında hiçbir yerde duramıyorlar. Bir yerde ta İstanbul'a kadar geliyorlar. Çünkü durmaları mümkün değil. Hep arkasında Hafiye Yezid'in askerleri var. Hazreti Zeynep annemiz Mısır'da vefat ediyor. Mısır'da. Medine'de kendi dedesinin toprağında değil. Mekke'de kendi dedesinin toprağında değil. Medine'de kendi babasının anasının toprağında değil. Akrabalarının yaşadığı toprakta değil. Mısır'da vefat ediyor. Ve yani fakir zaruret içerisinde. Bir sefer Hazreti Hüseyin Efendimiz'i rüyanızda görseniz asla ve asla, asla ve asla gözünüzü alamazsınız. Asla. Bir sefer görseniz. Değmezdi. Değmezdi. O yüzden. Kimseye lanet okumam. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş ama yani. Ya su, ya bir yudum su ya. İnsan düşününce İnsanlık melekelerinin nasıl kaybolduğunu görüyor. Siz ne kadar bir kimseye düşman olursanız olun ya, susuzluktan ölecek. Bakın, geçmiş ümmetlerden diyor, birisi bir kuyunun başına geldi. Baktı ki diyor, bir köpek su içmek istiyor ama bir türlü suyu içemiyor. İndi diyor kuyuya, kuyuya indi. Kafasından diyor şapkasını çıkardı, takkesini çıkardı. Ne derseniz külahını çıkardı. İndi diyor kuyudan, bir onu diyor su getirdi köpeğe ve ona içirdi diyor. Allah diyor onu cennetine koydu. İnsan ya, insan. Bırak. Alelade bir insan mı ya? Ha Hüseyin, göreyim seni. Şu Hasan'ı sağlam tut.
güreş tutmuşlardı bir gün. Aa, Cebrail aleyhisselam diyor ki Hazreti Ali Efendimiz, ya Resulallah sen diyor Hasan'ı tutman ne o? Hasan'ı tutman gerekmez miydi? Baksana diyor, onu da Cebrail tutmuş diyor. O da onu destekliyor. Bu Hüseyin. Ağıt değil ama değmez. Ne oldu? Yıkıldı. Allah o zalimlere bir kılıç tayin etti. Hepsini kılıçtan geçirdi gitti. Allah hayır versin. O yüzden Muaviye lanet okuyanlardan değilim. Allah benim affetsin. İçim geçmiyor ona. Yapamıyorum. Kendimi saklayacak da değilim böyle. Sevgi pıtırcıklığı da yapamayacağım. Yok. Geçmiyor içim. Suçlamıyorum. Hazreti Hasan Efendimiz'i cariyesi zehirledi. Kim cariye? Muaviye'nin gönderdiği, hediye ettiği cariye. Resim bu. Tespit. Ben suçlayacak değilim. O öldürttü, öldürtmedi. Bir şey diyemem. Ama o günkü hukukun içerisinde Hazreti Osman Efendimiz'i katledenlerin, Hazreti Osman Efendimiz'i katleden o güruhu komple kılıçtan geçirin, komple alsın diye fetva veren Muaviye. Hazreti Hasan Efendimiz cariye zehir deyince acaba kendini hiç suçlu hissetti mi, hissetmedi mi? Mahşer bayağı renkli olacak be. Evet. Siyah beyaz yok orada. Evet. Bayağı renkli olacak. Bekliyorum dört gözle böyle. Değişti olur değil mi? Değişti olur. Bayağı renkli olacak. Başkanım bizi mesrur ettiniz bugün. Allah sizden de razı olsun inşallah. Sürçülisan ettiysek siz ve arkadaşlarımdan özür dileriz inşallah. Allah rahmet eylesin. Şeyhim öyle derdi. Mustafa Efendi oğlum biz kalkmadan önce buradan kimse kalkmayacak derdi. Hadi oğlum biz kalkalım derdi. Ben şeyhim varmış gibi yapayım. Kalkayım. İnşallah. Selamünaleyküm.